üretimi arttıracak önemli bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüsle mücadele sürecinde hazine taşınmazları üzerinde tarım, ticaret, turizm sektörlerinde faaliyet gösteren vatandaş ve işletmelerin mali yükünü azaltmak için yaptıkları kira ertelemesinin yeniden yapılanmasının şu an için söz konusu olmadığını bildirdi. Yeni bir erteleme şu an için söz konusu değil. Zaten biz salgın süreciyle beraber hem turizm işletmelerimize ecrimisil aldığımız, kira aldığımız, irtifak tesis ettiğimiz Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm işletmelere, turizm tesislerimize 6 ay süreyle taksitlerini öteleme imkanı getirmiştik ve Kasım, Aralık ayına kadar zaten hiçbir bedel ödemiyorlar. Ve bu süreçte vatandaşımızın, esnafımızın hep yanında olmaya gayret gösterdik. Kiralarımızı yine o süreçte almadık. Ödenmesi gereken bedellerin ötelemesini yaptık. Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Bakan Kurum sıfır atık projesine değindi. Bu projenin 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacağını dile getirdi. Sıfır atık projemizi yürütüyoruz ki bu çok önemsediğimiz bir proje. Sıfır atık projesi kapsamında artık tükettiğimiz malzemelerden geri dönüşüme tabi tutmak suretiyle bu atıklarımızı ham madde olarak kullanmak zorundayız. Yani sıfır atığın anlamı budur. Bu sayede hem istihdama katkı sağlayacağız. 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. 20 milyar lira yıllık tasarruf sağlayacak. Çok önemli bir proje. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz sıfır atık mavisiyle yine kıyılarda, göllerdeki süreçte hem deniz çöplerinin temizlendiği, hem oradaki deniz canlılarımızın korunmasına adına adımların atıldığı projemizi kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Başta İstanbul Boğazı olmak üzere birçok alanın son dönemde maske ve eldiven atıklarıyla kirletilmesine ilişkinse kurum, salgınla mücadele sürecinde yeni bir kirlilik türüyle karşı karşıya kalındığını belirtti. Artık salgın süreciyle birlikte yeni bir kirlilik türü oluştu. Maskelerin, eldivenlerin bu noktada gelişigüzel atılma süreci vardı. Biz geçtiğimiz Nisan ayında bir genelge yayımladık ve maskelerin, atıkların, belediyelerimizin, işyerlerimizin belirlediği atıklarda 72 saat muhafazasını zorunlu hale getirecek bir düzenleme yaptık. Ve bu düzenlemeyle birlikte atıklarımız atık kutularında, maske atık kutuları, işte eldiven atık kutularında 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyelerimiz bu atıkları toplayacaklar.